Antakya Belediyesi mahalle ziyaretleri kapsamında Boşin Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Boşin Mahalle Muhtarı Ramazan Güleryüz'ün yer aldığı mahalle ziyareti programına Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ile çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Antakya Belediyesi Mehteran ekibinin sunduğu konser ile başlanan programda ilahi müzik eşliğinde semazen gösterimi ve şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yemek duası yapıldı. Haydi ya Allah. İlahi ya Rabbim, günahlarımızı affeyle. Bizleri cennet ehlinden olmayı nasip eyle. Sırat köprüsünü şimşekler gibi geçen kullarından eyle. Bu mübarek günlerde huzurundan bizleri boş çevirme ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, bayrağımızı indirme, vatanımızı böldürme. İçimizdeki fitne, fesat ve haset gibi duyguları yok eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden ne istediyse biz de onu istiyoruz. Senden neyden sığındıysa biz de ondan sığınıyoruz. Onun şefaatlerinden bizleri mahrum eyleme ya Rabbim.
Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı bizlere nasip eyle. Yaptığımız bu duaları Mekke'de, Medine'de, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılan dualara ilhak eyle. Bizleri oraya gidip yüzümüzü, gözümüzü Kabe'nin eteğine sürmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, tabii mahallemizde ve bütün Antakya'mızda bugüne kadar yapabildiğimiz hizmetlerle ilgili sizlerin teveccühü olmasaydı bunlar yapamazdık. Kucak dolusu, gönül dolusu yapmış olduğunuz dua bu hizmetleri yapmamız mümkün oldu. Ben bu konuda emeği geçen, bizlere her daim yardımcı olan muhtarlarımıza, sizler adına, değerli kanaat önderlerimize, mahallemizin kıymetli büyüğü Cemal abimize, benim mesai arkadaşlarım olan, yol arkadaşım olan, gönül dostum olan, başkan muavinlerim, daire müdürlerim, memurlarımız, işçilerimiz, teşkilatımızın her bir ferdi, sizin en küçük ricanızı emir telakki ettik. Bundan sonraki süreçte de edeceğiz. Yaptıklarımız sizin layığınız değil, daha çok güzel şeylere layıksınız. İnşallah sizlerin duasıyla kalan hizmetlerimizi de en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bu konuda bugüne kadar değerli kardeşlerimizin bahsettiği gibi 44 bin metrekare parke taşını Boşin mahallemizde bugüne kadar döşedik. Ama burada işimiz bitmiyor. Daha devam edeceğiz inşallah. Ne zamana kadar? İmkanlarımız ölçüsünde ve sizler tamam diyene kadar bu parke işini yapacağız. Sizleri çamurdan kurtaracağız. Tozdan, topraktan kurtaracağız. Sizin hayır duanıza ortak olmak için bu hizmetleriniz bundan sonra da devam edecek. Onun sözünü veriyorum buradan. Yine biz Antakya Belediyesi ailesi olarak bugüne kadar 14 kilometre yeni imar yolu açtık. Bağ bahçe yollarımızla ilgili iş makinalarımızla stabilize malzeme serimi sıkıştırması düzeltmelerini yaptık. Yine aynı zamanda 26,5 kilometre stabilize üzeri parke taşı kaplı 14 kilometre çalışmamız oldu. Aynı zamanda yol geçitlerinde ve kanalla ilgili lazım olan bütün buz hizmetlerimizi yaptık. Yine çocuklarımız yağmurlarda suyun içerisinde okuluna sınıfına geçmesin diye yine kıymetli muhtarımızın sizler adına bizden talebi olan okul alanını yükselttik. Tertemiz pırıl pırıl parke taşıyla su drenajını yapmak şartıyla hizmetlerimizi yaptık. Yine mütevazi bir parkımız oldu. İnşallah bu dere ıslahını müteakip Sayın Bakanımız Yarseli Sulama Birliği Başkanımızın da altını çizdiği ve sizler adına talep ettiği çok önemli. Daha önceki süreçte kendi iş makinalarımızla derenin temizliğini, ıslahını yaptık ama onun yanlarının tekniğine uygun bir şekilde ve tabanında çok güzel bir şekilde mühendislik uygulamalar yapılarak iyi bir şekilde ıslah edilmesi konusunda bakanımız gereken talimatları arzu üzere verdi. Ve bu yıl inşallah bu hizmet bitmiş olacak. Bunun da takipçisi sizler adına olacağız. Yine Antakya'mızda sizlerin değerli yavruları, kıymetli öğretmenlerimizin katkı ve destekleriyle bugüne kadar 7. sınıfta 115 öğrencimize kurs veriyoruz mahallemizden.
8. sınıf TEOG kursuna hazırlanan kardeşlerimize de 86 tane öğrencimiz var. Aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlık konusunda 6 öğrencimiz. Toplamda Boşin mahallemizde 207 öğrencimizi evlerinden alıyoruz. Kurs bitimi tekrar eve kadar getiriyoruz. Biz Antakya Belediyesi ailesi olarak bir yıl içinde tam 30 bin öğrencimize bu hizmetlerimizi her 3 ayda bir dönüşümlü olmak üzere bu kursları veriyoruz. Ve böylece gençlerimize, çocuklarımıza, ülkemizi gelecekte yönetecek anneye, babaya, vatanına, milletine, bayrağına hayırlı insanlar yetişmesi konusunda bizim de çorbada tuzumuz olsun diye bu hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Gene Antakya merkezde 1450 ailemizin evini temizliyoruz. Yani merkezdeki ve merkeze bağlı köy ve beldelerimizde temizlik yapıyoruz. İkişer hanım gönderiyoruz. Antakya'mızın birçok mahallesinde, merkezde büyük iş adamı olmuş, okumuş, çoluk çocuğa kavuşmuş, hali vakti yerinde olup anasını babasını unutan insanlar var. Bakmıyorlar, gitmiyorlar. İşte bunun için mağdur durumda olan bu büyüklerimize bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Çamaşırlarını özel çamaşırhanede yıkayıp, ütüleyip ondan sonra evlerine götürüyoruz, teslim ediyoruz, saç sakal kesimi yapıyoruz. Bu faaliyetler devam ediyor. İnşallah bundan başka birçok hizmetlerimiz olacak. Gene Antakya'da mevcut 100 parkımızı tamir ettik. 40 tane bugün itibariyle yeni parkımızı mahallelerimize kazandırdık. İnşallah önümüzdeki Haziran ayı içerisinde bayramdan önce inşallah Tahtaköprü Mahallesi'nde 400 dönüm alanda bunun ilk etapta 120 bin metrekaresi olacak şekilde piknik mesire alanı hazırlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Kır lokantası ve serbestçe sizlerin aile ve ailenizle piknik yapacağınız çok güzel, güvenli, içinde tuvaletler, lavabolar, mutfak üniteleri, mescit alanlarının aynı zamanda gençlerimizin spor yapacağı mekanlarımız olacak. Bir küçük hayvanat bahçesi olacak. Sezona bekliyoruz sizleri. Buna benzer daha birçok hizmetlerimiz var. Nitekim kentsel dönüşüm konusunda da faaliyetlerimiz oldu. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıl başına inşallah yapımla ilgili de bir faaliyetimiz olacak. Projemiz tamamlandı, meclisimizden geçti. İnşallah 5 Mayıs itibariyle onayı tamamlanacak. Sonra buradaki 4700 tane daire yapacağız. Hak sahiplerinden tek tek vekalet alıp yapım ihalesine çıkacağız. İşte bütün bu hizmetleri bizlere yapma konusunda imkan sağladığınız, güç sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu iş vaktinde bağınızı, bahçenizi, tarlanızı bırakıp bu güzel toplantıya gelerek bizi onurlandırdınız ve bizi sofranıza ortak ettiğiniz için bir kez daha hepinize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Bize bu çalışma imkanı sağladığınız için minnetlerimi ifade ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.